Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu kanla beslenen bölgenin çalışamaz duruma gelmesiyle oluşan beyin kanaması sonucu bazı durumlarda hastalarda felç ve inme meydana gelebilir. Beyin kanamaları genel itibariyle, genel anlamıyla kafatasının altında, beyin zarları arasında ya da beyin dokusu içinde, beyin boşlukları içinde oluşan kanamalardır. Belli bir süre sonra bunlar pıhtı haline gelir. Beyin kanamalarının oluşma mekanizmaları birbirinden çok farklı olabilir. Travma önemli bir nedendir. Bunun yanı sıra yüksek tansiyon, tümör içi kanamalar ya da beyin damarları içinde oluşan baloncuklar ya da damar yumakları da kanamalara neden olur. Bazı durumlarda ilaç kullanımı, kan incelticiler de beyin kanamasına neden olabilir. Travma, yüksek tansiyon, tümör içi kanamalar ve kan inceltici ilaçlar beyin tümörlerinin en sık görülen nedenleri arasında yer alıyor. Kafa travmaları önemli bir nedendir. Bunun dışında yüksek tansiyon, özellikle yaşlı popülasyonda bir diğer önemli nedendir. Ayrıca beyin damarları içinde oluşan baloncuklar, damar yumakları bir başka neden olarak karşımıza çıkar. Bazı damarlı dediğimiz hipervasküler beyin içi yerleşimli tümörler de zaman zaman kendiliğinden kanamaya neden olabilir. Bunlar da bir başka kanama nedenidir. Şiddetli baş ağrısı, vücut yarısında oluşan güçsüzlük, bulantı, kusma, dengesizlik ve şuur bulanıklığı gibi önemli belirtiler veren beyin kanamasını tetikleyen unsurlarsa yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı olarak gösteriliyor. Beyin kanamasında belirtiler hafif baş ağrısından ya da hafif nörolojik ağrazdan komaya kadar uzanan geniş bir spektrumda ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda hasta baş ağrısıyla, bazı durumlarda şuuru kapalı olarak hastaneye gelebilir. Ama şuur bulanıklığı, bir vücut yarısında oluşan güçsüzlük, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, dengesizlik, nörolojik muayenede belli başlı ağrazlar olarak karşımıza çıkar. Kanamanın nedenine yönelik tedavi yapılan beyin kanamasında ilaç ve cerrahi yöntemler kullanılıyor. Öncelikle beyin kanaması oluştuğu anda bir beyin cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi uzmanının değerlendirmesi ve konsültasyonu gereklidir. Kitle etkisi oluşan kanamalar, yani cerrahi olarak çıkarılması gereken kanamalar derhal acilen müdahaleyle boşaltılmalıdır. Bazı durumlarda kanamalar kendini sınırlar. Bu durumlarda konservatif dediğimiz hastanın takibi mümkündür. Ama şuurda herhangi bir bozulma, nörolojik muayenede gerileme olduğu zaman acil cerrahi müdahale gereklidir. Öncelikli olan hastayı hayatta tutup kanamanın nedenine yönelik tedavi yapmaktır. Eğer beyin kanamasının nedeni bir damar yumağı ya da bir beyin içindeki damarlarda balonlaşmaysa, pıhtı temizlendikten sonra altta yatan neden de tedavi edilmelidir. Eğer kanama nedeni bir tümörse, kanamayla birlikte tümörün de çıkarılması gereklidir. Kanama nedeni travma ise buna yönelik davranılmalıdır.